Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu akşam size ben sucuk yapacağım. Şimdi gidiyorum marketlere en pahalı sucuktan alıyorum. En pahalı sucuk bile benim içimde şüphe uyandırıyor. Yani baharatı bol çoğunun. Hele bu sıralar özellikle baharatsız sucuk yani az baharatlı sucuk bulamıyorum. Alıyorum mutlaka ya sarımsağı çok oluyor ya kırmızı biber çok oluyor. Ya acısı çok oluyor. Baharat çok olduğu vakit ben de etin kalitesinden şüpheleniyorum. Çünkü kötü kalite bir eti, yani etin kokusunu ya da kötülüğünü saklamanın en iyi yolu bol sarımsak, bol baharat atmaktır. Arkadaşlar ondan dolayı artık illallah dedim. İyi sucuk aramaktan vazgeçtim. Bir aralar bir Afyon'dan bir sucuk geliyordu. Manda sucuğu, gerçek manda sucuğu. O da gelmez oldu. Bir kasaptan alıyordum. Yani bulamıyorum artık iyi sucuk. Ne yapayım, ne yapayım dedim. Ben dedim kendim yapayım sucuğu. İnternetten de biraz araştırdım. Kasaplara sordum. Şimdi bu sucuk da arkadaşlar damak tadı tamamen herkese özgü. Yani şimdi ben size sucuk yapacağım. Nasıl kolay yapılır? Yani burada hiç bağırsak kullanmayacağız, makine kullanmayacağız. Ama sucuğun tadını alacağız. Yani tabii makine kullanıp bağırsak kullanıp daha profesyonel de yapılabilir ama yani bu herkesin elinde olacak bir imkan değil. Ben istedim ki herkes gitsin kasaptan bir kilo kıyma alsın. Sucuk nefsini körelsin, yapabilsin. Ondan dolayı böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada önemli şey sucukta biliyorsunuz baharat oranı. Baharat oranı hazır baharatlarda ben hiç istediğim tadı alamıyorum. Bir de onlarda renklendirici oluyor, koruyucu oluyor, nitrat oluyor, her şey oluyor. Bu şekilde arkadaşlar biz bunu yapacağız. Gayet de doğal olacak. Önce baharatları bir karıştırmayı tavsiye ediyorum. Şimdi ben gittim kasabımdan 1 kilo dana kaburga döş aldım arkadaşlar. Kasaba dedim ki ben bundan sucuk yapacağım. Arkadaşım bana göre bir et ver. Şimdi ne yaptık bunu? İki defa çektik. Biraz yağlı kısmından aldım ben arkadaşlar. Yani bana dedim biraz yağlı bir kaburga döşü ver. Sucuk yapacağım için biraz yağlı olması iyi oluyor. Çok yağsız olduğu vakit kuru olur arkadaşlar. Şimdi buna kimisi kuyruk yağı katıyor, kimisi gömlek yağı katıyor gibi bir sürü yağlar katıyorlar. Fakat çok yağlı olduğu vakitte tavada eriyip gidiyor. Hem banacağın yağ da çok aşırı yağlı oluyor. Bunun bir ortası olması lazım. Bir de eğer manda eti bulabilseydim çok iyi olacaktı ama çünkü esas sucukta %40 oranında manda olması gerekiyor. Ne yapalım? Biz de böyle yapacağız. Şimdi ben nasıl yapacağım? Ben baharatı fazla sevmiyorum. Baharatı fazla sevmediğim için az baharatta yapacağım. Bir tepeleme çay kaşığı karabiber atıyorum. İki tepeleme çay kaşığı kırmızı biber atıyorum. Tatlı arkadaşlar ben kesinlikle acı kullanmayacağım. Acı kullanmak isteyen kullanabilir. Bir tepeleme çay kaşığı kimyon atıyorum. Bir tepeleme çay kaşığı da yeni baharat atıyorum. Tuzu nasıl olacak derseniz. Çay kaşığı ölçüsüyle 4 çay kaşığı. Tabii ki bu tuz oranı tamamen size bağlı arkadaşlar. Şimdi ben bunu şöyle karıştırıyorum. Yani bunu ben minimum baharatla yapıyorum. Bu şekilde etin tadını da alacağım. Hem sucuğa benzer bir tad alacağım. Şunu güzelce karıştırdım gördüğünüz gibi.
Ondan sonra 4 diş büyük sarımsak soydum. Yani büyük diş. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu şöyle patlatalım. Güzelce patlatalım. Bunu havanda dövebilirsiniz. Robotta yapabilirsiniz. Fakat ben bunu çok ince biçimde kıyacağım arkadaşlar. Güzel bir bıçağınız varsa kıymak sorun değil. Evet, gördüğünüz gibi sarımsakları neredeyse un haline getirdim. Şimdi bunları baharatla bir güzel karıştırıyoruz. Yani şöyle bir hem sucuk yiyelim hem etin tadını alalım. Yani çok baharat tadını ben sevmiyorum. Tabi isteğe göre değişir ama fazla baharatta olduğu vakitte midesi yanıyor insanın. Şimdi şöyle yavaş yavaş yedire yedire kıymamızı baharatın içine atalım. Ben evde daha önce dediğim gibi eldiven kullanmıyorum. Eğer bu yaptığım sucuktan dışarıda insanlar yeseydim muhakkak eldiven kullanırdım. Bunda bir de önemli bir şey var. Arkadaşlar bu iyi yoğurulacak. Yani 10 dakika yoğuracağız bunu. Güzelce yoğurmaya başlayalım. Evet, yoğurma işlemimiz bitti. Bakın şu şekilde aldım. Şimdi bunu kapağını kapatacağız. Dolaba koyacağız. Arkadaşlar yarına kadar bekleyecek. Ben çekimi yapmıyorum. Şu anda gece çekimi yapıyorum. Gündüz inşallah çekeceğim. Gerçek zamanlı olarak göreceksiniz. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Ben internette, YouTube'da sucuk tariflerine baktım. Herkes bol baharat atıyor, bol baharat diyor arkadaşlar. Onlara bakıp da bu kadar baharat şart demeyin. Olmaz, baharatsız demeyiniz. Eğer benim gibi az baharatlı ve sucuğun etin tadını almak istiyorsanız baharatı azaltabilirsiniz. Yani o gördüğünüz formüller kati ve kesin öyle olacak diye bir şey değil. Yani herkes damak tadına göre bir şey tutturmuş. Sucuk bol baharatlı olur, sucuk acılı olur. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben çok acısız sade sucuklar da yedim. Çok hoşuma gitti. Siz de şu şekilde bir deneyin. Şimdi bu yarına kadar buzdolabında duracak. Buzdolabında durmasının sebebi tabii ki et bozulmasın ayrı bir şey de. Hani beklemesinin sebebi bütün baharatları et içine çekecek. Sarımsağı et içine çekecek. Yani et biraz çürüyecek, baharatla ezilecek. O tadı alacak arkadaşlar. Şimdi bunu yarına kadar tutacağız. Yarın yapmadan hemen mesela şöyle bir tane köfte yapıp bir tavada deneyebilirsiniz tadını. Ona göre baharat ilave edebilirsiniz ya da et ilave edebilirsiniz ama bence bu ayar iyidir. Şimdi bunu da renklendireceğim. Tamamen sağlıklı işte. Et neyse et kadar, etin sağlıklı olduğu kadar sağlıklı. Bunu şimdi dolaba koyalım. Yarın görüşürüz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi sucuğumuzu akşamdan beri dolapta bekletiyoruz. Yani bu en aşağı 14 saattir bekliyor. Yani bir gün, 1,5 günde bekletebilirsiniz. Ama gerek yok.
şu şekil aldı. Gördüğünüz gibi kırmızı renk yok. Yani içinde hiçbir katkı maddesi ya da renklendirici falan yok. Gayet hoş oldu. Şimdi bunu şöyle bir kere daha yoğuruyorum. 1-2-3 dakika yoğuracağım. Biraz daha yoğurdum. Yoğurma işlemi tamamladıktan sonra şu şekilde elime alıyorum arkadaşlar biraz. Rulo yapıyorum. Ya bunun büyüklüğü size kalmış. Bunu iyice bastırıyorum. İçinde hava kalmayacak. Bakın şimdi şöyle açtığım streç filmine koyuyorum. Yani bunu böyle yapmamın sebebi tamamen evde yapabilmeniz. Yani şöyle gererek, yuvarlayıp şekil vererek sarıyoruz. Sıkı sıkı. Bakın. Yani 3-4 tur attırsanız yeterli olacak. Şöyle ağızlarını vuruyorum. Sucuğumuz hazır. Şu şekilde içeri gömmeyin ağızlarını. Kestiğimiz vakit içinde jelatin olmasın. Şimdi bunları yapalım. Evet, gördüğünüz gibi çeşitli ebatlarda yaptık sucukları. 1 kilodan işte gördüğünüz kadar çıkıyor. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu şimdi buzdolabının şokluğuna koyacağız. Şokta mesela ilk kullanacağımı 1 saat sonra çıkaracağım. Bakacağız, deneyeceğiz, keseceğiz, tadacağız. Ötekileri de şokta saklayabilirsiniz. Çünkü bu et ürünü. İsterseniz buzdolabına da saklayabilirsiniz. Ama çabuk tüketmeniz gerekiyor. Çünkü bunda koruyucu madde yok biliyorsunuz. Nitrat yok, hiçbir şey yok. Ama diyorsanız ki ben kuru sucuk seviyorum. O zaman şöyle iğne gibi ya da bıçağın sivri ucuyla şuraları birkaç delik açıp buzdolabına koyabilirsiniz. Hava aldığı vakit kuruması olacaktır. Kuruyacaktır yani o deliklerden. Ama bu şekilde herhalde 2-3 gün dursa daha fazla durması gerekmez. Tam olur diye düşünüyorum. Ama en güzeli bunu şoku koyup ihtiyacımız olduğu vakit çıkarıp yemek. Şimdi şoku atalım. Sonucu da bakalım. Evet, büyük an geldi. 2 saat tuttum şokta, 1 saat yetmedi. Şimdi ben de çok merak ediyorum nasıl olacak diye. Bu şekilde hemen yapalım. Bu sucuk iyi olsun istiyorsanız ince dilim kesmeyin. Vallahi kokusu çok güzel geliyor. Bu haliyle buzdolabında 2-3 gün beklese biraz çeker. Fakat benim sabrım yok. Şokta biraz dondurduk. Ondan sonra şekil aldı biraz. Deneyeceğiz. Herhangi bir yağ gerek yok.
Zaten yağlı etten aldık. Sucuğun özelliği zaten biraz yağlı olmasın. Bazı hazır sucuklar hepten salam gibi oluyor. Şu şekilde bir ateşe verelim. Gördüğünüz gibi sucuklar çok beyaz. Bu tamamen tabii ki renklendirici koymamak ve baharat seçiminden ilave geliyor arkadaşlar. Kırmızı biberi çok atmadım. Dediğim gibi o kadar çok baharat tadını sevmiyorum. Hem et hem sucuk tadı almak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Sucuk çok olduğu için altını çok açtım. Vallahi mükemmel gözüküyor. Kokuları mükemmel geliyor. Hala sabahsızlanıyorum. Şöyle bir çevirdim. Hafiften kızartıyorum, çok kızartıyorum. Şimdi altını kapatıyorum. Tadına bakalım. Şimdi geldik en önemli safhaya. Tadına bakma safhası. Sucuk neyle güzel olur? Tabii ki ekmek olarak. Şu anda bir dilim köy ekmeği kestim. İstediğim gibi ayarladığım yağına şöyle bandırıyorum. Bakın arkadaşlar. Yağı nasıl? Mükemmel. Hiç öyle fazladan kuyruk yaymış. Efendim gömlek yaymış. İnsanın midesini yakacak çeşitli yağlarmış yok. Mükemmel. Harika, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yalnız biz tabii çekim yapmak için acele ettik. Bir iki gün daha beklese çok daha güzel olacak. Ama mükemmel. Tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Bu arada en kısa zamanda size bir köy ekmeği de yapacağım. Takipte kalın. Görüşmek dileğiyle.